kadını yaşat! Yasayı uygula, kadını yaşat! Kadına şiddet son bulsun. Kadınlar öldürülmesin diyoruz. Ülkemizde her gün bir kadın cinayeti haberi duyarak kadın cinayetlerinin sıradanlaşmasını istemiyoruz. Minibüste evine giderken öldürülen Özge Can, eşiyle tartıştığı için kurşunlanarak öldürülen 4 çocuk annesi Çilem, boşandığı eşi tarafından kızının önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut, işe giderken sevgilisi tarafından kurşunlanarak öldürülen Gülnur, son olarak DTV sevgilisi tarafından öldürülen, varilya konup üzerine benzin dökülerek yakılmak istenen, daha da acısı betonlanarak öldürülen Pınar Gültekin. Vahşet, kan dondurucu, yüreğimizi derinden yaralayan, anlamakta güçlük çektiğimiz, boğazımızı düğüm düğüm yapan cinayetler. İstanbul Sözleşmesi kadın, erkek, çocuk, yaşlı, cinsel ayrım hiçbir şey olmaktan herkes içindir. Amaç her türlü şiddeti önlemek, şiddeti uğrayanı korumak, şiddeti yapanı cezalandırmaktır. Şiddet uygulanırken gelenek, örf adet ve törenin arkasına sığınılmasını, bunların bahane edilmesini önlemektir. Hatırlayalım bir İstanbul Sözleşmesi ne demektedir? Kadına yönelik şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği yatar. Cinsiyetçi tutum ve davranışları gidermediği sürece bu cinayetlerin önlenmesi mümkün değildir. Erkektir yapar, kadındır susar. Erkek isterse boşar, kadın susar oturur. Erkek döver, söver ama sever. Töremiz böyle gibi da kavramları toplumdan kazımadıkça her gün yeni bir cinayet haberi daha duymamız mümkündür. Ülke çapında devletin kurumları, belediyeler, sivil toplum örgütleri aynı dili konuşmalı, şiddete karşı aynı şekilde davranmalıdır. Şiddete uğrayan kadın şikayetinden vazgeçse bile failler takip edilmeli ve cezalandırılmalıdır. Adil yargılama yapılmalıdır. Pınar Gültekin reddettiği erkek tarafından eziyet edilerek öldürüldü. Münevver Karabulut, Şule Çek, Helin Palandöken, Gülen Ercanker, Aleyna Çakır, Zeynep Şenpınar, Ceren Özdemir ve adını sayamayacağımız yüzlerce kadın gibi gencecik yaşında yaşama elinden alındı. İşte o isimlerini bile sayamayacağımız kadar çok kadın, gereken adımlar atılsaydı, kadınların yaşaması için politikalar uygulansaydı, şimdi yaşayacaklardı. Biz katili tanıyoruz. Bu cesareti nereden aldığını, daha ilk ifadesinde Pınar'ı itibarsızlaştırmayı nereden öğrendiğini çok iyi biliyoruz. Daha önce defalarca karakollarda, duruşma salonlarında karşımıza çıktı. Her kadın katilinin birbirinden nasıl beslendiğini, onları bonozenin nasıl koruduğunu biliyoruz. Kadınların böyle eziyet edilerek öldürülmesine geçit verenler, kadın katillerine iyi hal ve haksız tarih indirimi verenlerdir. Kadın cinayetlerini durdurmak için hiçbir önlem almayan, kadınları yaşatacak olan İstanbul Sözleşmesi'ni ise tartışmaya açanlardır. Açıkça söylüyoruz, kadın düşmanı politikalar üretenler, kadın cinayetlerinin suç ortağıdır.